Saatkisi. Bu harfin talaffuz qilinishi mundaq. S. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Sini beshidan ulundigan shakli. Misol samsa. Sini bosh va oyog'idan ulundigan shakli. Misol samsak. Sini oyog'idan ulundigan shakli. Misol reliz. Sini ayrim shakli. Misol tas. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozish tartibini mashq qilib o'tamiz. Samsa. C harfining 5-dan ulunib keladigan shaklning yozilish tartibi. Samsak. S harfining bosh va oyog'idan ulunib keladigan shaklning yozilish tartibi. Reliz. Si harfinin oyog'idan ulunib keladigan shaklning yozilish tartibi. Taz. Harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandiki so'zlarni ma'ayish o'qinglar. San, sat, sen, sot, a, san, asan, sa, na, sana, as, ta, asta. Qağa bilen Siyğızxan, mesel. Bir günü qağa Siyğızxan bilen uçuruşup gelip özüce maxtınıbdım. Mən acayip bir quşman, yerde boyvecilerdek mağaman, asmanda pervaz kılıp uçuman, qaqıldat çıraylıq naqşi italayman. Şu çağda Siyğızxan mundaq sual koyubdum. Kuşlar şahi kran bürkütni bilemsen, bilemen. Onun qiyağa qarap uşqalığını körgen midin? Körgen edim. Onun maxtanğalığını anlıgan mıdın? Anlamagan. Küyç kuş bulbulunu bilemsen, bilemen. Onun yıkımlık sayraçlarını anlıgan mıdın? Anlıgan mən. Onun mahtanğalığını körgen mıdın? Yaq. Kıran bürküttek alğur, bulbuldek küyçi mahtanmaydıyo, sen ne üçün şünç ola mahtınsan? Bu geplerini anlıgan qağa, Siyğızxanğa cevap verelmey, xicil bulgan halda uçup getibdi.